Kaya Porselen'den herkese merhabalar. Şimdi geldik esas işin püf noktası dediğimiz, yani en kritik noktaları yapacağımız yemek. Muhteşem, rengarenk, cıvıl cıvıl, böyle karbonhidrat, protein, erik sosu, bonfile, burada tütsüleme derken ortaya şık bir tabak çıkacak. Bugünkü yaptığımız tabak Kütahya Porselen'in Nano Krem serisinden böyle doğal mermer görünümlü şık bir tabakta efsane sunum yapacağız. Tütsüleme dediğimiz bir kısım vardır. Bugün tütsülemeyi ben şöyle ekleyeceğim buraya. Bunu da bu şekilde buraya koydum. Daha önce 180 derecede 4,5 dakika pişirmiş olduğum benim burada bir etim var. Bu et bonfile eti. Yeşil yağ, yani fesleğen yağıyla şöyle bir glaze ettim. Şöyle bir füme yapacağım burada. Şu şekilde. Sonrasında onu güzelce bir soslayacağım. Cımbız yardımıyla hafif fümemizi tekrar burada bir daha mühürleyeceğim. Bazen o dumanı hapsetmek istiyorsanız hafif üzerine bir streç çekebilirsiniz veya bir gastronom küvet koyabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde fümelemeyi tercih ettim. Çünkü füme biraz daha etin dışını kapladığı için ben çok fazla dumana boğmak istemedim. Hafif füme tadını aldım. Ben bunu bugün bu şekilde gösteriyorum ama artık bunun Alaaddin dediğimiz, yani bir füme makinesi var. Onda da yapabilirsiniz ama genelde et fümelemek istiyorsanız, yoğun bir dumana maruz bırakmak istiyorsanız mutlaka bu şekilde de etinizi mühürleyebilirsiniz. Şimdi şöyle yaptım. Şimdi etimizi burada mühürledik ve tekrar tabağımıza aldık. Şimdi burada görmüş olduğunuz benim bir karnabahar pürem var. Şöyle iki kişilik bir ana yemek tabağı gibi düşünün. Hallettikten sonra burada daha önce blanç etmiş olduğum bir havucum var. Bir tane turbum var. Burada bir havucumuz var. Şöyle turbu bırakacağım. Şöyle blanç etmiş olduğum kuşkonmazları da şöyle fesleğen yağıyla da hafif parlatmak istedim. Bunu da bu şekilde yerine yerleştirdim. Şöyle karnabaharlarım var. Şöyle şalgam suyunda bekletmiş olduğum karnabaharlarım var. Şimdi pişirmiş olduğum bir bonfile parçam var. Olması gereken ve pişmesi gereken bonfile. Bunu buraya bırakacağım. Şimdi de şöyle aldım. Ortaya koydum. Bakın rengarenk, pırıl pırıl bir tabak. Bonfilenin kendi suyuyla bardak iriğini püre haline getirdim. Şöyle demi-glas haline getirdim. Birer yemek kaşığı şu şekilde sosumuzu da ilave edeceğim. Ve servise hazır. Yine dediğim gibi rengarenk, cıvıl cıvıl, muhteşem bir ana yemek tabağı hazırladık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.